tekrar birlikteyiz sevgili dostlarımız. Değerli konuğum sevgili İbrahim Coşkun başkanımızla. Evet. Başkanım hem memur sen il başkanımız. Aynı zamanda eğitim bir sen. Sanık hoş bir başkanımız efendim. Onu söyleyeyim. Değerli dostlarımız tabii ki müjdeli bir haber de geldi. Türk bilim insanı başardı diyor. Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı. Ankara Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Aykut Özkul koronavirüse karşı COVID-19 serum aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-CoV-2 virüsünü izole etmeyi başardı denildi efendim. İnşallah tabii böyle buna benzer güzel haberler gelirse ülkemiz Allah'ın izniyle buradan bir önce İnşallah. Kurtulur diyoruz. Başkanım, şimdi tabii ki size biraz zor sorular soracağım artık. Evet. Virüs olayını geride bıraktık. Şimdi ücretsiz izne ayrılan öğretmenler var efendim. Biliyorsunuz doğum izni ya da başka sebeplerden dolayı ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarımız var. Bu süreçte bunların göreve başlamaması ile ilgili bir sıkıntıları var. Evet. Sağ olsun genel merkezimizle de görüştük. Bakanlık düzeyinde de girişimlerimiz oldu. Maalesef bir türlü başlatamadık. Öyle bir sıkıntımız var. Biz de işte kendi avukatlarımız Urfa'da yerelde aracılığıyla bunu mahkemeye taşıyıp bu tür hakkın mutlaka verilmesi gerekir. İşte edindiğimiz bilgilere göre bakanlık etik olup olmama ile ilgili işte bu süreçte evde kalacaklar gibisinden. Sonuçta bu benim yasal bir hakkım, hukuki bir hakkım. Evet. Ve hem çocuğuma evde bakacağım hem de kendi öğrencilerime faydalı olabileceğini düşünüyor isem mutlaka bunların bir an önce başlatılması gerekir diye biz düşünüyoruz. Bu konuda da kararımız budur. Bunun için de sendika bu süreçte saat 10'la 2 arasında açık bırakıyoruz. Yine de telefonlarımız 24 saat olmasa da 12 saat açık. Aktif, evet. Yani bu konuda sorun ve sıkıntıları olan arkadaşlar arıyorlar. Biz de gerekli çalışmaları yapıp gerekli yerlere yönlendirerek bu tür sorunların mutlaka giderilmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. İşte bir de bu az önce bahsettiğimiz sağlık çalışanları, PTT'dekiler, eğitimci kardeşlerimiz, diğer kamu kurumunda çalışanlara tabii bazen yalnızca alkış yetmiyor. Bir de bunların sosyal özlük, mali haklarının iyileştirilmesiyle ilgili mutlaka çalışma yapılması gerekir. İşte sağlıkta şiddetle ilgili sıkıntılar vardı. Eğitimcilere de sonradan sıçradı, hali hazırda da diyelim devam etmektedir. Kanunen bunun bir an önce bir tedbirinin mutlaka alınması gerekir. İşte az önce bahsettik, gündelik çalışanlar var. Başım oraya geleceğim de siz tam sağlık demişken son günlerde bir konu var. Sağlık çalışanlarından da bu işte hayatını kaybedenler şehit sayesinde diye bir söylenti çıkmıştı. Evet. Onu söyleyeceksiniz efendim siz. O dini bir alana girdiği için. Sendika başkanı olarak efendim, şube başkanı olarak. Gerçekten insanlık adına bir zor süreçten geçiyorlar. Bunun üzerine görevini en uygun, en düzgün, en kaliteli şekilde yaparken ister istemez biz evde kal, kendini koru bilmem ne yap. Bu insanlar sürekli temas içerisinde. Evet. Yani ne tür bir hak veriliyorsa haklarıdır diye ben. Başkanım şunu da ekleyebilir miyim? Düşünsene mesela cephede savaşan askerimiz, mesela hepsi bizim canımız. Aynen. Karşıda düşmanı en azından görüyorsun. Bunlar düşmanı görmeden savaşıyor. Daha işi daha zor bunların. Daha zordur çünkü diyorlar bu virüs elektron mikroskobu var. 1 milyon kez büyütürsen gözle görebiliyorsun. Evet. Yani görünmeyen bir düşmanla mücadele ediliyor. Dolayısıyla ne tür bir hak verilirse şahsi kanaatim, fikrim her türlü hak onlar. Anaların sözü gibi helaldir diyorsunuz. Aynen. Evet. O konuda sıkıntı yok. Başkanım şimdi dün biz evde sosyal medyaya bakarken bir video dikkatimi çekti. Evet. Bir adam tarlada oturmuş. Biraz böyle patates, salatalık, zeytin yiyor. Diyor ki ya evde kal, evde kal. Diyor ki ya ne evde kal. Benim bir maaşım yok. Benim bir yem yok, sigortam yok. Şimdi örnek vereyim. Bak, yanlış anlamasın. Evet. Şimdi öğretmen diyor ki ben evdeyim. Nasıl maaşım çalışıyor. Evet. Memur aynı şekilde. Bakan aynı şekilde. Milletvekili aynı şekilde. İşte Cumhurbaşkanı aynı şekilde. Ve buna benzer maaşı olan insanlar da çalışıyor. Ama öbür türlü bu yevmiye ile işe gidenler. Evet. Bu ırgatlar. Efendim söyleyeyim duvar işçisi, boyacı, Tarım işçisi. Bunu örnekleri çok altı. Ayakkabı boyacısı. Evet. Yani bu tür insanlar işe gitmediği zaman aç kalacak. Aynen. Bunların kredi kartı borcu var.
diğer kullandığı ev kredileri var. Aynen. Buna benzer aynen. Siz ne söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? İşte taşıt kredisi var, evet. Ev kredisi var, evet. Dediğiniz evet. Gibi başka bir şeyler almış olabilir. Yani bunların 2-3 ay ötelenmesi, dondurulması ya da ödenmemesi gerekir. Çünkü bu insanlar sonuçta az önce bahsettiğiniz gibi zor bir süreçten çok geçiyoruz. Çok zor bir süreçten, evet. Şimdi bir şeyler kazanmayınca ödeyebilme imkanımız da olmayacak. Evet. İşte sosyal devlet anlayışı 2 milyon aileye, bu az önce bahsettiği işte her eve 1.000 lira bilmem ne evet. Gibisinden bir yardımda bulunacak. İşte önümüzdeki günlerde Ramazan ayı var. Özellikle biz Müslüman toplumlar için kendi komşusunu, kendi yakınını şefkatin en iyi duyguların kesinlikle işte maksimum düzeye evet. Ulaştığı noktalarda evet. Yani birilerine yardımcı olmak burada belki 2 milyon o zaman bu milyonların sayısı da artabilir. Kesinlikle efendim. O yüzden şimdiden bu tür tedbirleri de almak, düşünmek, onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz ile ilgili gerçekten maddi sıkıntısı olan, işte ekmek elde etmesi zor olan hı-hı. insanlarımız evet. Milyonlarca mevcut. Maalesef. Bunları da unutmamak gerekir. Sofralarımızı belki bölüşemeyeceğiz. Sonuçta bu salgın hastalığından dolayı işte izolasyon, temas vesaire evet. Eve çağırabilme imkanı da olmayacak. Ama en azından bu insanlara bir şekilde bizlerin de vatandaş olarak bir faydasının mutlaka dokunması gerekiyor. Hatta başkanım şunu ekleyebilir miyim? Mesela biz yine bu konuyu evde masaya atırken her yıl bu zamanlarda belediyeler işte şimdiden yemek ihaleleri yapardı. Evet. İşte çadır, yemek iftar çadırlar kuracak denirdi. Evet. Fakat bu virüs olayından sonra çadır kurulamayacak. Kalabalık ortamlar oluşturulamayacak. Evet, bu insanlar peki evet. Bundan nasıl faydalanacak? Bunun için aslında bak çünkü burada 18 gün kaldı Ramazan. Evet, işte ona göre belediyelerimizin de kendi bir ön hazırlığını yapıp hangi mahallede, hangi sokakta, hangi evde kimlerin oturduğunu evet. Aile sosyal politikalar üzerinden olabilir, sosyal yardımlaşma kurumu üzerinden olabilir ya da belediyelerin kendisinin tespit ettiği evet. Evler olabilir. Yani bu konuda maksimum düzeyde bu tür imkanları seferber etmemiz gerekir. Kimsenin aç kalmaması gerekir. Kesinlikle efendim. Her türlü yardımı bu süreçte yapmamız gerekir. Yani hepimiz refah düzeyine ulaşmış isek, bu sorunlar giderilmişse o zaman birbirimize vefadan, infaktan, yardımdan bahsetmenin gereği de yok. Aynen efendim. Özellikle bu zor süreçte bu tür insanları hem devlet yetkilileri, hem belediyeler, hem biz sivil toplum kuruluşları, hem kendi yakın çevrelerimiz görüp bu konuda herkes üzerine düşeni mutlaka harfiyen yerine getirmek mecburiyetindedir. Aksi halde, artık bir keyfiyet evet. Yok. Evet efendim. Aksi takdirde hepimiz bu tür sorunları hep beraber yaşayacağız. Evet. Bir başkanım şöyle bir soru da soracağım. Belki sizin branşında gizmiyor ama evet. Ben geçen bir iki kurum sahibiyle görüştüm. Hani bu kurumlar kapatılınca işte özel sektördeki kurumlar falan işte bazı bankalardan bunlara kredi verileceği veya işte İşkur'dan evet. Maaf edileceği söylenmişti. Fakat bunlar biz başvuru yaptıktan sonra bize şöyle bir şey ortaçmış diyorlar. İşte 3 yıldır aktif olmanız gerekiyor. Buna benzer şartlar soruluyor. Yani insanlara reklamlarda gel vereceğim diyor fakat sen gidiyorsun zorlaştırılıyormuş. Yani bankaların böyle bir şeyde bulunacak aklımın ucundan geçmiyor. Evet. Sonuçta devletin imkanları ya da devletin bu tür konuları seferber edip ya da bankaların işte trilyonlarca kar payından bu süreçte bu tür bir yardımda bulunması gereken tabii, bir evet, durumdur. Evet. İşte bu son süreçte işten çıkarmalar var mesela. Evet. Büyük fabrikalar, iş yerleri vesaire bunların işten çıkarılmaması gerekir. Bunları iyi günlerine saysınlar yani, mesela. Aynen. En azından tamam bugün belki zarardayız, sıkıntıdayız. Evet. Halihazırda 2-3 ay hazır mevcuttan yiyelim ama en azından bu insanları işsiz ve mağdur etmemek gerekir. İşte bazı diğer belediyelerimizde de televizyonlardan, basından gördük. Bu seçim sonrasında bazı işten çıkarmalar oldu mesela. Evet. Bu tür belediyelerin bu tür insanları bir an önce çağırıp o işi geri tekrar vermesi gerekiyor. Tek başarılı şöyle bir şey de var. Mesela örneğin benim şimdi bir kayınbiraderim Ankara'da evet. Çalışıyordu özel sektörde. Evde bekle yarım maaş al diye bir şey ortaya çıkmış. Yani öyle bir çalışma da iyidir en azından. Evet. Yani, kendi zaruri ihtiyaçlarını giderebilecek hı. Bir imkanın mutlaka verilmesi gerekir. Evet. Tamam siz çalışırken ki parayı vermek belki sizin açınızdan da uygun hı. Değildir. Benim açımdan da zor süreç yaşanabilir.
Ama en azından elzem olan ihtiyaçlarımı giderebilecek, işte az önce güzel bir şey, yarım maaş şeklinde en azından kimseye minnet etmeden, sıkıntı yaşamadan, zaruri bir şekilde, evimde de oturayım, bu ihtiyaçlarımı mutlaka gidermem gerekir. Yani bu tür çalışmaların mutlaka olması gerekir. Evet. Bu tür çalışmalara devletin de bunları teşvik etmesi gerekir. Zaten devlet işte işsizlik sigortasıdır, yarım çalışmadır vesaire türü az önce bahsettiğimiz çalışmaları mevcut. Özel şirketlerin de bu şekilde kendi çalışanlarını mağdur etmeden orta yolu bularak bu tür ihtiyaçlarını mutlaka gidermesi gerekir. Bir son dakika haberi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Malumunuz Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunmuştu İşkur'dan birçok insan. Efendim İşkur üzerinden 14 bin işçi alımı vardı. Birçok insan buna başvuru yaptı. İşte başvurular ne zaman açıklanacak? Buradan söylüyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi yani 9, 10, 11 Nisan tarihinde kura sonuçları açıklanacak. İnşallah siz de evinize bir parça ekmek götürecek bir fırsatı bulursunuz. İnşallah. Başkanım, şimdi geçen gün güzel bir soru gelmişti bana. Demişti evet. Mehmet Bey, bütün doktorlar, bilim insanları, yetkililer diyor ki ellerinizi yıkayın. Evet. Şöyle yıkayın, böyle yıkayın. Tamam. Zaten biz Müslüman bir toplumuz, zaten yıkıyoruz. Fakat bu virüsten sonra daha çok yıkamaya başladık diyorlar. Şimdi bunun üzerine diyor ki, şu ki su paralarına indirim mi yapsın veya su parası almasın mı? Evet. Ben de bunu genişleteyim. Şimdi evdeyiz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz, tamam. Aynen. Su bizden gitsin. Evde boş durduğumuz için sürekli internetteyiz. Telefonla konuşuyoruz. Evet. Ve tabii ki elektrikler sürekli açık. Televizyon izle işte gece. Evet. Hatta birçok dostumuz gece geç saate kadar oturuyor. Öğlene kadar yatıyor artık. Suriyeliler gibi oldu neredeyse. Aynen. Şimdi bu aşamada gerek devletin bir artık yazısıyla mı olur? İşte Şuski, su parası, elektrik parası, internet ve buna benzer paraların 2 ay içinde olsa ama değil daha ötelenme demiyorum. Evet. Hiç alınmasın. Ne dersin bu konuda? Sonuçta ben de bir devlet memuru olarak sizinle aynı saftayım. Evet. Dediğiniz gibi az önce bahsettiniz ya işte sağlık müdürlüğüyle konuştuğumuzda bizim personel yetmezse sizi alırız, imamları alırız, memurları, öğretmenleri vesairesi. Madem zor bir süreçten geçiyoruz, o tür ayrımı yapmadan ben üzerime düşeni gönül rahatlığıyla evet diyor isem, evet. Bu zor süreçte dediğinize ben de katılıyorum. En azından bunu minimum seviyede ya da imkan varsa hiç almamak. O kadar olmaz zaten. Yani bir elektrik su parası, bir telefon internet parası. Bilemediniz 2-3 ay bu tür kendi vatandaşının sosyal alanına merhem olacak bir iyilikte bulunması hepimiz için sevindirici bir durum oluşur. Öyle bir imkan varsa tabii ki. Evden çıkamıyorsunuz. Hani evde kalmak için. Adam en azından bol bol, şimdi belki evde düzgün adam ışık yandıramıyor. Belki evde internete giremiyor. Sevdiklerini arayamıyor. İmkanlar kısıtlı olunca ister istemez siz bunların hesabını kitabını yapmak zorundasınız. Evet, evet. Çalışmadığınız için ayrıca bir moral bozukluğu var diyelim. Evet. İşte bu tür sorunlar da bindiğinde gide büsbütün insanoğlunun yapısı bozulur. En azından bu yapıyı bozmama, moralimizi kötü yapmama, kendi iç huzurumuzu en üst düzeyde kullanabilme, kendi çoluk çocuğumuzla, eşimizle, çocuklarımızla o içe olan düzeni daha sağlıklı, daha böyle iletişime açık olması için bu bahsettiğiniz sorunların da en az düzeyde olması gerekir ki o muhabbetin de fazla olması gerekir. Kesinlikle efendim. Dediğiniz makul olması gereken bir durum. İnşallah buradan indirirler efendim. Yetkililer duyuyordur buradan bize. Efendim duyurulur buradan sayın yetkililerimize. Bakın milli beraberlik diyoruz. Evet. Milli dayanışma hep beraber dayanışalım efendim. Aynen. Bizden parayı aynen, almayın. Aynen. Başkanım şimdi aslında hayati soruyu soracağım size ben. Evet. Şimdi Avrupa diyorduk. Evet. Avrupa'ya özeniyorduk. Bunlar gelişmiş diyorduk. Modern aynen, diyorduk. Aynen. Bunlar pipi besliyorlar efendim affedersiniz. Bunlar artık çocuklarını çağrı çıkarttılar. Şu oldu bu oldu. Bütün bunlar bize Avrupa ile ilgili neyi gösterdi efendim son süreç? İşte diyorduk bilim onlarda, fen onlarda, para onlarda, teknoloji onlarda, bilmem ne onlarda, ha onlarda. Uzaya gittiler. Evet. Her türlü dünyevi imkanları doğrudur, iyi kullanıyorlardı. Evet. Son süreçte gördük az önce de bahsettiğiniz gibi gözle görülmeyen, ne olduğu bilinmeyen, ne olduğu biliniyor da gözle görülmeyen bir düşman karşısında herkesin nasıl tarumar olup, nasıl işte hastanelerin çöktüğü, insanların öldüğü, herkesin nasıl sıkıntılar yaşadığını televizyonlarda basın yoluyla görüyoruz. Evet. İşte özgürlüğün hamisi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri,
efendime söyleyeyim, medeniyetin beşiği dediğimiz Avrupa ülkeleri, hali hazırda hepsinin içini görüyoruz. Şimdi bunlar tek başına yalnızlaşmışlar. Evet. Bizim ülkemizde birlik ve beraberlik artarken onlardan yalnızlık. İşte Avrupa Birliği ülkeleri birbirine yardımcı dahi olamıyor. Olmuyorlar. Evet. Niye? Kapitalist zihniyetin, maddeci zihniyetin, dünyevi zihniyetin gereğini yerine getiriyorlar. Önce ben yaşamalıyım, önce ben yemeliyim, önce her şeyi ben kendime yiyorum. Özür dilerim. Şunu sorayım, biz Kurtuluş Savaşı'nda mıydı? İşte bir asker yaralı su istiyor. Evet. Tam suyu götürüyorlar, işte arkadaşıma götürüyor. Ona götürüyor, o su bir türlü birine kısmet olmuyor. Evet. Bizdeki ruh bu. Ama onlarda şimdi tam söylediğiniz gibi önce ben. Önce ben, evet. İşte. Önce ben dedikleri için zaten büyük çöküşler hali hazırda daha fazla oluyor. Evet. İşte en son sosyal medyada gördüm. Bir tane Amerikalı genç hastaneye gidiyor. Parası ya da sosyal bilmem nesi olmadığı için hastalıktan dolayı ölüyor. Evet, evet. Ama bize nasıl gösteriyorlar? İşte oraya gittin mi bir elin yağda, bir elin balda. Evet. Her türlü imkan, her türlü fırsat ayağınızda. Evet. Halbuki biz biliyoruz orada 100 milyonlara yakın evsiz barksız, günde bir ekmek bulamayan, evet, insanlar var. Evet. O yüzden bu kapitalist sistemin, bu dünyevi maddeci sistemin bu tür durumlarda ne hale geldiğini görüyoruz. Evet. O yüzden gerçekten kendi ülkemizin, kendi insanlarımızın, kendi yaşam felsefemizin kıymetini bilerek bu tür birlik, dayanışma, işte komşunu dahi sorman, bir ihtiyacın var mı demen, evet, evet, bu tür güzel hasletlere, bu zor süreçler ya da bu sıkıntılı süreçler bazen bize işte diyor ya, şapkayı önüne indir, kendine bir nefs muhasebesini yap. Evet. Muhasebesini yap. Yani gerçekten bazen bu tür musibetler bu tür güzel şeylere de imkan sağlayabilme fırsatları doğuruyor. Evet. O yüzden bizim bu tür zor zamanlarda az önce bahsettiğim işte vefadır, yardımlaşmadır, dayanışmadır, imkanlarını kendi komşunla, yakınınla paylaşmak, bölüşebilmedir, evet, paylaşmadır, o insanların durumunu sormadır. Bu tür güzel hasletlerimizi artırmamız gerekir. Sonuçta kazanan bizler olacağız. İnşallah efendim. Yarın öbür gün bunlar unutulacak. Belki hiç aklımıza gelmeyecek. Ama en azından bu infak dediğimiz, yardımlaşma dediğimiz, vefa dediğimiz, birbirimize bakış açımız, yardımlaşmamız asla ilelebet unutulmayacaktır. Kesinlikle, evet. Rabbim bir an önce bizim de temennimiz bu musibetin, bu sıkıntının bir an önce sona ermesi inşallah. Sona ermesi diye temenni, evet, edelim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Çok büyük bir keyif aldım ben. Hakikaten böyle bir sohbet tarzında harika bir şey oldu. Evet. Son olarak bizi izleyen dostlarımıza, gerek üyelerinize, gerek diğer memurlarımıza, herkese, evet, mesajınız, notlarınız ne olacak efendim? Mesajımız bugünkü en revaçta olan mesaj, lütfen evimizde kalalım. Sosyal, evet, mesafeyi ayarlayalım. Temizliğimize, hijyenik temizliğine, el temizliğine dikkat edelim. Bugünlerde belki hiç olmadığı kadar evde çoluk çocuğumuzla oturuyoruz. Hem onlara nasihat etme, hem onlarla daha iyi geçinme, hem onlarla muhabbeti arttırma adına kendi çocuklarımızın dersine yardımcı olma, diğer durumları olumlu yöne çevirme. Evet. En azından işte çocuklar bazen sıkıldık, çıkalım edelim gibisinden sorun yaşadıklarında onlarla birebir oyunlar geliştirip bu tür içimizdeki muhabbeti de artırmamız gerekir. Bunları bir şekilde fırsata dönüştürüp, aynen efendim, inşallah ileriki günlerimiz için daha huzurlu, daha mutlu, daha yardımsever, daha dayanışmaya yönelik, daha toplumu kalkındırıcı, insanlığa hizmet edecek çalışmaları hep beraber yaparız diye ben umut ediyorum. Tekrar bu programdan dolayı da size teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hem değerli başkanım Sayın İbrahim Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Hakikaten harika bir vakit geçti. Programın da sonuna geldik. Ben şimdi sona gelmeden bu sabah köşe yazılarına bakarken Abdülatif Uyan'ın bir yazısını denk geldim. Abdülatif Uyan inşallah ekranlar resmi gelecek, göreceksiniz. Ben neden bunu buraya taşıdım? 2014'te rahmetlik annemle birlikte Ömre'ye gittik. Allah razı olsun. Ömre'de Hazreti, evet, bak, Euzubillahim şeytanirracim.
bir kabir vardı Hazreti Hamza, Osman'ın. Hazreti Osman'ın kabrine gittik. Tamam, orada Fatiha okurken oradaki Vahabilerin biri bana dedi, hacı hacı dur dedi, dua yok dedi. Evet. Ve ben orada dedim ki var o yok diye sordu. Ben ona orada bir olay menkıbe anlatmıştım. Bugün sevgili Abdülatif Uyan'ın yazısını görünce sizinle paylaşmak istedim. Hasan Pazi Hazretleri dergahta otururken bir kadın gelip, efendim bir kızım vardı öldü. Bana bir dua öğretin de onu rüyada göreyim dedi. Hasan Basri Hazretleri peki dedi ve bir dua öğretti. Kadın teşekkür edip ayrıldı. Ertesi gün çok üzüntülü geldi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Büyük zat Hasan Basri Hazretleri sordu. Niçin ağlıyorsun? Kadın dedi ki, kızımı rüyamda gördüm ama cehennemde yanıyordu. Büyük zat da ağladı, yanındakiler de ağladılar. O gece bu büyük zat bir rüya gördü. Rüyasında cennetteydi. Muhteşem bir köşk gördü. Bir de bir genç hanım vardı köşkte. O hanıma sordu ki, sen hangi peygamberin hanımısın? O da cevaben, ben peygamber hanımı değilim. Geçen gün size gelip ölmüş kızını rüyada görmek isteyen kadının kızıyım dedi. Büyük veli şaşırdı ve sordu ki ona, kızım annen senin cehennemde yandığını söylemişti. Bu makama nasıl geldin? Kız şöyle anlattı. Biz cehennemde yanıyorduk. Bir mümin kabristana geldi. Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu. Yüce Allah bunların sevabını bize bağışlayınca bizim azabımızı durdurdu ve bizleri cennete aldı. Yani kabirlerden geçerken, mezarlardan geçerken elinizden geldiğince orada akrabanız olsun olmasın, tanıdık olsun olmasın bir Fatiha mutlaka okuyun ve sevabını oradaki merhumlara hediye edin. Cümlemizin ve cümlenizin geçmişlerinin mekanı cennet olsun. Amin. Ruhları şad olsun diyoruz. Amin. Efendim bu sabah da bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Ben tekrar değerli başkanım Sayın İbrahim Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Yine yayında ve yapımda emeği geçen değerli kardeşlerim, sevgili yönetmenim Fethi Doğan, yine sevgili kardeşim Mehmet Sinan Bayuk ve teknik konularda bize sağ olsun sevgili koordinatörüm Mahmut Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Hazırlanan ve sunan ben Mehmet Demir. Allah bir kaza bela vermezse hafta içi her sabah 9'da buradayız. Kahvaltıda birlikteyiz. Bizlerden bir yerlere ayrılmayın. Ve ne diyoruz değerli dostlarımız? Bakın bu çok önemli. Sosyal mesaj olsun. Efendim. Evde kal. Evde kal diyoruz. Evden çıkınca da maskenizi mutlaka takın. Bu maske hayat kurtarır. Allah'a emanet olun, esen kalın. Evden çıkmayın. Hacı kadar diye. Evden çıkmayın. Evden çıkmayın hadi. Evde çıktığınız konuları gelir. Anneler, babaanneler, dedeler. Hem kendi sağlığınız için hem de bizim sağlığımız için evlerinizde kalınız. Koronavirüsü için hiç dışarı çıkmayınız. Hayat eve sar. İçin evde kal Türkiye. Sağlığımız için ve bizim için evde kalın. Anneanneler, babaanneler, büyük dedeler bizim için evde kal Türkiye. Bizi seviyorsan evde kal Türkiye. Hadi. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Hayat eve sığar. Artık tam Türkiye. Can sıkıntısı, solunum sıkıntısına iyidir. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye, evde kal Urfa. Ve bizim
için, sağlığımız için evde kal Türkiye. Hayat evet var. Kal dışarıda mikrop, evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Lütfen. Evde kal Şanlıurfa. Evde kal Türkiye. Sağlığımız için evde kal Türkiye. Ben Yusuf Talha Kabasin. Ben Simanur Kabasin. Sağlığını koru, dünyayı koru.